Sevgili arkadaşlar merhaba, ben Hacı Soğukpınar. Yeni dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere iki boyutlu çizimle ilgili birkaç uygulama yapmak istiyorum. Uygulama yapmak istediğim örnekleri internetten buldum. Bunları tek tek size göstereceğim. İsterseniz siz de bunları şöyle göstereyim. Buradan başlayacağız sevgili arkadaşlar. Ekrana kopyalayıp daha sonra yazıcıdan çıktısını alın. Önce ekranı dondurun. Sonra print screen yaparak bunu resim olarak Paint'te açıp daha sonra da bunu yazıcıya gönderin. Ve çıktıyı aldıktan sonra elinizde bunu tutarak çizmeye çalışın. Ben bunun için size en kolay nasıl çizilebilir bunu göstermeye çalışacağım. Evet, şu anda arkadaşlar önce düzlemimi kendime doğru döndürüyorum. Ölçü sistemimi durum çubuğundan kontrol ediyorum. Bakın yine otomatik olarak varsayılan inç ayarlamış. Bunu MMGS'ye çeviriyorum. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, şekil elinize olduğunu düşünerek çizim yapıyorum. Çünkü evet, ön düzlemi tekrar aktif hale getirdim. Bir daire çizdim. Büyük dairemin çapı arkadaşlar 30. Direkt buradan 15 yaparsam, evet, direkt 15 yaptım ve bunu ekrana sığdırdım. Okeyledim. İsterseniz daha sonra ölçeklendirme yapalım. Arkadaşlar ikinci aşamada bunun ortasından ikiye bölmek istiyorum. Ve burada yakalama kontrolünü da isterseniz çeyrek yakalamayı aktif hale getirerek buradan çeyrekleri yakaladım ve merkez çizgisiyle ortadan ikiye böldüm. Evet, şimdi arkadaşlar bundan sonra yine dediğim gibi şeklin elinizde olduğunu düşünerek çizim yapıyorum. Çünkü siz de ekranı dondurup bunu çıktı alacaksınız. Şimdi arkadaşlar içerideki o sol ve sağdaki yarım daireleri ben yay komutuyla çizmek istiyorum. Bakın sol merkez çizgisinin sol kenarına tıkladım. Ortaya tıkladım. Sonra bunu orta kısmı için tam bu artının benim merkez çizgimin üzerine gelmesine dikkat ettim. Daha sonra büyük dairemin ortasına tıkladım. Sağa tıkladım. Sonra bu şekilde tamamladım. Sonra buradan çıktım arkadaşlar. Ortada da iki tane küçük daire var ve bunların çapları 4, yani yarı çapları 2. Bu şekilde bunu da 2 yaptım. Ve arkadaşlar bu ilk çizimimi tamamladım. Bu çizimi internetten bulduğumu söylemiştim sizlere sevgili arkadaşlar. Sonra isterseniz hani ölçeğin görünmesini istiyorsanız şuradaki köşeli parantezin içinde kaldırarak sadece rakamın sayının görünmesini sağlıyorum. Sonra arkadaşlar yine akıllı ölçeğe tıklayarak yarım çemberlerin, yarım dairelerin çaplarının 7,5 olduğunu görüyorum. Sonra sevgili arkadaşlar küçüklerin çapları ise 4 milim. Bunları da buradan silerek evet yok ediyorum. Evet, bu şekilde sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz burada hem daireyi hem de yay komutlarını kullandık ve çizdik. Bunun sizlerin de kolayca çizebileceğini düşünüyorum. Ve bir sonraki şeklime geçiyorum. Şimdi ben ekranı tekrar Ctrl Alt Delete yaparak Ctrl Alt Ctrl A Delete yaptım ve bir sonraki size şeklimi gösteriyorum. Yine aynı şekilde sizden ekranı dondurup print screen yapıp yazıcıdan çıkarmanızı istiyorum. Çünkü elinizde olması çizim için kolaylık sağlayacak. Evet, burayı dondurduk. Paint'i açtık. Paint açtıktan sonra oraya yapıştırdık. Sonra farklı kaydederek isterseniz bir Word dokümanına da bunu yapıştırıp çıktısını alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu şeklin elinizde kağıt olarak çıktısının olduğunu düşünerek devam ediyorum.
Evet sevgili arkadaşlar, en dışında bir adet altıgen var. Onu çiziyorum. Bakın. Şöyle altıgeni çizdim. Bu altıgenin çapı aslında 17 milimetre. Evet, büyük olması için ekrana sığdırdım. Kocaman yaptım. Sonra arkadaşlar, şuranın tam yatay olduğundan emin olmak için bakın alt çizgiye tıkladım ve yatayı tıklayarak buranın tam yatay olmasını sağladım. Sonra arkadaşlar, bunun içinde iç içe iki adet daha daire var. Evet. Bir tanesi bu. Bir tanesi de şu şekilde. Bunu yayla çizebilir miyiz diye bakacağım arkadaşlar. Hem yay komutunu da kullanmış olalım. Evet. Şöyle de yapsak. Hayır. Evet, böyle oluyor. Böyle olması gerekiyordu. Sonra arkadaşlar, evet, dış kısmını 17 yaptık. Bunu bir de yukarıdan merkez çizgisiyle bu şekilde bölmüş. Biz de bölelim. Evet, merkez çizgisini kullanıyoruz. Arkadaşlar çizimden çıkmak için, direkt çıkmak için ESC'ye basıyorum. Veya aynı çizimi devam ettireceksem sağ tıklayıp çizimi sonlandır diyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunların ölçeklerini de verelim. Evet, burası buradan buraya 17 imiş. 10, 10, 20. Pardon. Şu dıştakinin çapı olmuş. Sevgili arkadaşlar, şu çizgiyi kaydediyorum. Evet. Dıştakinin çapı 10. İçteki ise sekiz sevgili arkadaşlar. Evet. Onu da isterseniz buraya iptal edelim. Onu da yapmıyorum. Şunu yapacaktık. Aslında yanlış olanı biz yapmışız. İçteki 8 olacaktı. Bu 8 olacaktı sevgili arkadaşlar. Bunu hemen 8'e çeviriyorum. Evet. Dıştaki de 10. Yarı çap olduğu için 5 yapıyorum. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci şeklimizi de tamamlamış olduk. Yine buradan aşamaları, hangi komutları kullandığımı siz de takip ederek aynılarını çizmeye çalışın. Evet, bir sonraki şekil için Ctrl A, Delete yapıyorum. Ve size bir sonraki çizeceğimiz şekli gösteriyorum. Yine bunu arkadaşlar print screen yapıyorsunuz. Yani Ctrl print screen'e basıyorsunuz. Sonra bunu Paint'te açıp çıktısını alıyorsunuz. Ve elinizi alarak sanki elinizde bir kağıtla beni takip ediyormuş gibi ben yine davranıyorum. Ve devam ediyorum. Evet, tekrar Solid'e dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar, bir kere sağ ve sol arasında bir düz çizgi çizeceğim. Bu düz çizgimin genişliği yaklaşık sizin de elinizde kağıtta olduğunu bildiğim için 180 milim. Bunu ekrana sığdırmak için bakın şu sığdıra bastım. Buradaki ölçüyü biraz aşağıya aldım. Şimdi sevgili arkadaşlar, pardon, 180 değil, 160'mış bu. 160 milimmiş. Evet. Daha sonra sağ ve solda içte ikişer tane dairemiz var. Bu dairelere hemen ilişki atayarak bunların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kolaylaştırma açısından ve bir tanesinin ölçeğini verdiğimiz zaman ikisinin de ölçeğini vermiş olacağız sevgili arkadaşlar. Evet, 30. Okey diyoruz ve ikisi de eşit olmuş oldu.
Sonra arkadaşlar bunların dışında iki tane yine daire var ve bu dairelerin çapı 60 olacak. Yine bunlara da ben ilişki atıyorum. Diyorum ki bu ikisinin çapı eşit. Dolayısıyla bir tanesinin ölçeğini verdiğim zaman diğerininkini de vermiş olacağım. 60. Evet sevgili arkadaşlar ölçeyi Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki şeklimiz bu yardımcı ya da merkez çizgisinin ortasına 2 adet daire çizeceğiz. Ama önce orta noktayı yakalar komutunu kullanarak uygulamayı da göstermek istiyorum. Bakın çizgi olarak zaten bu var. Bunun orta noktasında yakaladı. İki tane iç içe dairemiz var. Şu şekilde birisi de daha küçük. Bunları onayladıktan sonra bunların yarıçap değerlerini girelim, çap değerlerini girelim. Büyük olan 120 arkadaşlar. Buradaki fazlalıkların da görünmesini engelleyelim. Evet. Sonra diğerini çizelim. O da 75. Orada da bunu bakalım. Böyle devam edilir. Tamam. Bunun dışında aslında çizecek bir şeyimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar, şimdi şu 160'ı aşağı çekeyim. Biraz derli toplu olsun. Bunu dursun. Şimdi budama, kırpma komutunu kullanacağım. Şu araları kırpıyorum sevgili arkadaşlar. Buraları kırptım, kırptım, kırptım. Hangi kırpmayı kullanıyorum? Burada zaten görünüyor baskın olarak. En yakına kadar tek tek kırpıyorum sevgili arkadaşlar. Sonra okeyledim. Şimdi buralarda radius komutunu kullanacağım arkadaşlar. Yani buraya dışarıdan bir daire çizip teğet de yapabilirsiniz ama gerek yok. Direkt radius komutu da sizin bu ihtiyacınızı karşılayacak. Küçük olanlar 25'miş. Direkt bunu 25 yapayım önce. Evet, şimdi bakın. Tamam. Bir tanesi de bu. Tamam. Evet sevgili arkadaşlar bu kısmı tamamladık. Aslında burası da özdeşti. Direkt aynen devam edebilirdik. Evet. Burada eşitlik ilişkisi falan var diye bizi uyarıyor. Ama uyarsın. Evet sevgili arkadaşlar diğer şeklimizi de kolayca hazırlamış olduk. Evet. Bundan da okeyliyorum. Ctrl A'ya basıyorum ve delete yapıyorum. Size bir sonraki şeklimi gösteriyorum. Evet sevgili arkadaşlar bu şekil biraz daha kolay görünüyor aslında. Bunu da birlikte yine çizeceğiz. Tekrar bunu ekranı siz print screen ile kopyalayın. Bunun çıktısını alın ve elinizde bunu yapmaya çalışın. Evet şimdi ben yine aynı şekilde şeklin elimizde olduğunu düşünerek başlıyorum. Evet. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde ve bu şekilde bir buraya kadar geliyorum sevgili arkadaşlar. Önce bir uzunlukları bir ölçeklendirelim. Burası 25. Evet. Burası ne kadar? 35 mi yapmış? Evet, 35. Şu arada 90 derecelik bir açı var. Evet. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar hizalama yani aslında şu çizgiyle bu çizgi doğrusal olması gerekiyor. Neden kaydı? Çünkü ilişki atamadığımız için kaydı. Hemen ona bir ilişki ekliyoruz. Bakın bu ve bu çizgiyi diyeceğiz ki aynı doğrultuda ve artık kaçamazlar. Sonra arkadaşlar yine kağıda bakarak ölçmeye devam ediyorum.
Şu iki nokta arasına ne kadar demiş? 20 demiş sevgili arkadaşlar. Kayın yapıyoruz. Evet, bakalım şimdi ne oldu? Şimdi tabii biraz daha ilişki atamaya devam etmemiz gerekiyor. Aslında burada ilişkinin de ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Yani bu kenarla bu kenarın eşit olmasını istersem artık bilgisayar isteğin dışına çıkması imkansız hale geldi. Artık yani bizim söylemlerimizin dışına çıkma olasılığı kalmadı. Sevgili arkadaşlar, şu mesafeyle şu çizginin arasının normalde 70 olması gerekiyor. Bizimki 20, 25, 45, 25, 20 daha 45. Buranın da 25 olması gerekiyor. Biz bir evet. Burada 25 yapalım. Sonra arkadaşlar şu yükseklik hemen şöyle tekrar oranın da 40 olması gerekiyor. Bunu da yaklaştırıyorum böyle. Şimdi evet, alt ve sağ tarafları tamamladık. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz yukarıdan çizgi çizmeye devam ediyorum. Ne kadarlık? 20 milimlik bir çizgi. Bunu da ölçerek devam etmek istiyorum artık. Evet. Sonra buradan bir çizgiyle devam etmek istiyorum ve bu çizginin yatay eksenle yaptığı açının 45 derece olduğunu söylüyor. Evet, şimdi arkadaşlar 10 milimetrelik de bir düz çizgimiz var. Onu da yapalım isterseniz. 10 milim. Şimdi tek bir şey kaldı. Bakalım yay ile bunu birleştirebilecek miyiz? Buna bakıyorum. Evet. Yay komutunu kullandım ve buranın yarı çapının 15 olması gerektiğini söylüyor çizim. Evet, sevgili arkadaşlar, dikkat ederseniz tüm dış ayrıntıları çizmiş olduk. Aslında burada ilişki atamanın ne kadar önemli olduğunu şu kısmı çizerken gördük. Çünkü bilgisayar bir komutu yerine getirirken geri planda bazı şekilleri bozabiliyor. Çünkü orada sınırlandırılmamış öğeler vardı. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu kısımda bir tane dairemiz eksik. Bu dairenin yarı çapı 6 milim. Siz de kağıttan takip ettiğinizi düşünüyorum. Evet. Ve bu dairenin şu şekilde şu noktaya olan uzaklığı 15. Yukarıya olan yine evet burada tıklayarak bir de bu çizgiye tıklayabilirsem buraya uzaklığı ise 12 milim olacak sevgili arkadaşlar ve şeklini tamamlamış oldum şu anda. Böyle. Evet, gördüğünüz gibi ölçekleriyle, görüntüsüyle güzel bir görüntü olmuş oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu çizimimizi de tamamladık. İsterseniz hani biraz bekleyerek sizin de görmenizi istiyorum. Ctrl A'ya basıyorum ve hepsini delete yaparak buradan da çıkıyorum. Evet, bir sonraki şeklimiz sevgili arkadaşlar, bir İngiliz anahtarı. Bunu çizmeye çalışacağız. Evet. Yine aynı şekilde bunun Control Screen ekranı dondurmanızı, bunu yine bir Word'e veya direkt resim olarak çıktı almanızı ve bu çizimi yaparken mutlaka elinizde kağıt olarak bulunmasını istiyorum ve aldığınızı düşünerek devam ediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar çizime şöyle başlıyorum. İki anahtarın merkezi ki
arasındaki uzaklık 120 milimetre olarak belirlenmiş. Evet, 120'yi seçtim. Sonra arkadaşlar birinci olanın merkezinde bir adet dörtgen. Buranın merkezinde ise bir adet çokgen var. Altıgen. Evet. Altıgenin çapı 34. Şöyle ekrana sığsın yine. Bu kenarlarımızın uzunluğu 16 milim. Ve arkadaşlar burada ilişki atacağım. Bu kenarların birbirine eşit olduğunu söylüyorum. Sonra arkadaşlar şeklin bozulmaması için bu açıyla bu açının dik olduğunu söylüyorum. Sonra bunu onaylıyorum. Sonra yine ilişki ekliyorum. Bununla da bu dik diyorum ki işlem yaparken bir bozulma olmasın diye. Şimdi sevgili arkadaşlar elimizde de şekil var. Bunun yaklaşık 45 derece dönmesi gerekiyor. Evet, dün daha önce öğrendiğimiz, artık siz ne zaman izlediğinizi bilmediğim için bunu merkez etrafında 45 derece döndürmek istiyorum. Evet. Evet, Escape'e basarak çıktım ve iç hatları iki tarafı da oluşturmuş oldum. Şimdi arkadaşlar burada solda bir dairem var ve çapı 38. Yani yarı çapım 18 oluyor. Yani 18, 19 oluyor. Burada da bir dairem var. Bunun da çapı 60, yarı çapı buradan 30 oluyor. Direkt akıllı ölçeği de kullanmadım burada. Ama kullanmam gerekiyor. Çünkü kullanmazsak başka bir işlem yaparken bozulabilir. Dolayısıyla bunların yine yarı çaplarının ekranda görünmesini sağlayalım. Evet. İlişkilendirilmemiş ölçek her zaman serbest davranma özelliği gösteriyor. Dolayısıyla bir bakmışsınız her şey yamuk yumuk, bambaşka bir şey olmuş. Dolayısıyla bizim bunları ölçeklendirip konumlandırmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi kol kısmı için arkadaşlar şöyle gelişi güzel iki tane çizgi çizmek istiyorum. Buruş zinciri sonlandır diyerek alt kısımdan devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu ikisine de bir ilişki atamam gerekiyor. Bir kere simetri olmaları gerekiyor şu merkez çizgisine göre. Bu üçünü seçiyorum ve diyorum ki siz simetri olun, oldular. Sonra arkadaşlar bir de yine kağıt üzerinde görürseniz bu ikisi arasında bir açı var. Bu açının değeri tasarımda 10 görünüyor. 10 derecelik bir fark var. Bu bayağı bir ayrılmış oldu. Biz bunu kendimiz sürükleyerek ne kadar olacağına kendimiz karar verelim. Çünkü burada başka bir ölçekte görünmüyor. Bakalım böyle olduğunu düşünelim. Okeyliyorum arkadaşlar. Ve budama komutuna geliyorum. Şimdi fazlalıkları budamaya başlıyorum. Yine bakın en yakınına kadar 40. Çünkü tek tek hassas bir şey. Tek tek budayarak yoluma devam ediyorum. Budama işlerini yaptım. Şimdi radyusluyacağım arkadaşlar. Sol taraftaki açının değeri 18 görünüyor. 18. Evet.
Sağ taraftaki açılar ise 35 kelim arkadaşlar. Evet, İngiliz anahtarımız şu anda tasarlanmış oldu sevgili arkadaşlar. Hani bu bir iki boyutlu tasarımla ilgili bir şey. Bunu isterseniz gelin bunu bir öncekinde aklıma gelmemişti ama isterseniz bunu unsurlarla ekstrüzyon ile katıya çevire tıklayalım ve buna yaklaşık 3 milimetre bir et kalınlığı vererek veya 4 kalın 4 milim diyelim. Evet, 4 milimetrelik bir et kalınlığı vererek evet bir anahtar tasarlamış olduk. İşte seri üretim öncesi ne yapıyorsunuz? Ekranda tasarımınızı görme imkanı buluyorsunuz arkadaşlar. Tabii Solid'in kendi simülasyon statik ve akışla ilgili de simülasyon özellikleri var. Bunları isterseniz bir de simüle ederek davranışını, dayanıklılığını, kalınlığı yeter mi değil mi gibi pek çok noktayı analiz edebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bunu da yine ekrandan temizliyorum. Evet diyorum, sil diyorum, sil diyorum, evet sil diyorum. Evet bir sonraki tasarımı size gösteriyorum. Evet yine bu ekranı dondurarak print screen yapmanızı, bunu çıktı alarak bir kağıtla beni takip etmenizi istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar yine ben çizime geçiyorum ve şu anda çizimin sizin elinizde var olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayacağım. Şöyle bir merkez çizgisi. Bakın merkez çizgisinin aslında ne işe yaradığını da çizim yaptıkça siz de anlıyorsunuz. Bize kılavuzluk yapıyor ama bizim çizim şeyimize, tasarımımızın içine bir katkı ya da bir parçası olmuyor. Sadece yol yöntem gösteriyor. 180 milimlik iki sağ ve soldaki iki küçük arkadaşlar dairelerin merkezler arasındaki uzaklığın 180 olduğu söylenmiş. Buradan aşağı doğru 30 milimetre inmiş ve bunu da ölçeklendirmem gerekiyor. Şunu biraz şöyle de yapabilirim. Sonra arkadaşlar isterseniz aynısını yukarıya da yapacağız. 30 milim yine yukarı çıkıyoruz. Evet çıktık. Onu da ölçeklendiriyorum. Sonra iç içe bir tane burada küçük daire var. Bir tane burada küçük daire var. Bir de burada bir tane büyük. Burada da bir tane büyük dairemiz var. Okeyledikten sonra arkadaşlar ilişki ekliyorum. Diyorum ki büyük daireler eşit büyüklükte olacak. Boşluğa tıklıyorum. Sonra yine ilişki ekliyorum. Küçük daireler de eşit olacak diyorum. Bakın ilişki ekleyerek birinde yaptığım davranışı ötekinin de göstermesini istiyorum. Ve arkadaşlar küçük olanın çapı 28 milim. Evet. 28. Büyük olanın çapı 50 milim. Şöyle yaptım. Evet artık bunu ölçeklendirmeme gerek yok. Çünkü buradaki ölçek neyse onu otomatik olarak kendini ayarlıyor. Bunu da şöyle yaparsak. Evet. Bunun bu olduğunu. Bunun da bu olduğunu şöyle bilelim. Sonra arkadaşlar şimdi sırada ortadaki büyük daireler var.
Evet, otomatik yakala diyorum. Orta noktayı bana hemen yakalıyor, gösteriyor. Ne kadar? Bunun 100 ne kadar çapı? 100 yani yarı çapı 50. Sonra bunun içine bir tane çokgen çiziyoruz arkadaşlar. Onun da iç teğet çemberin çapı 42'ymiş. Evet, onu da çizdik. Bunları da isterseniz şöyle ölçeklendirelim. Bunu da verdik, bunu da çizdik. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bunun içinde yaklaşık şuraya, evet. Bakın şöyle. Önce ortaya merkeze geldim. Yukarı çıktım. Bir tane daire çizdim. Bu dairenin çapı 8 ve bu aşağıya olan uzaklığının da 35 olması gerekiyor. Onu kontrol edeceğim şimdi. Bu iki noktanın uzunluğu 35 mi? Evet, 35'i yaptıktan sonra arkadaşlar içeride dikkat ederseniz 2, 4, 6 tane daire var. Dolayısıyla dairesel çoğaltmayı kullanıyorum. Bunu çoğaltacağım. Otomatik bir nokta algıladı. Yanlış yere algıladı. Burası olacaktı. Sayıyı şuradan 6 yaparak, evet, çizimimi burada da tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar buradan buraya yaylar çizmem gerekiyor. Bunları nasıl çizebilirim en kolay? Benim aklıma şey geliyor. Şu 3 nokta İle yay var ya, bu geliyor. Bununla kolayca çizebileceğimi düşünüyorum. Buraya tıklıyorum. Bitişe tıklıyorum. Ve dışarı doğru bir eğim veriyorum. Sonra buraya tıklıyorum. Buraya tıklıyorum. Bu sefer içe doğru bir eğim veriyorum. Aynısını burada da yapıyorum. Bakın tıkladım. Sonuç orta. Burada dışa doğru bir eğim vermem gerekiyor. Böyle. Bunu kabaca yaptıktan sonra arkadaşlar, şimdi bu çizgilerin aslında bunlar birer yay. Bu yayların soldaki büyük çember ile ortadaki çembere teğet olması gerekiyor. Dolayısıyla ilişki ekliyorum. Bu ikisi arasında siz teğetsiniz diyorum. Boşluğa tıklıyorum. İlişki ekliyorum. Bu senle ortadaki büyük teğet diyorum. Tıklıyorum. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. İçeriye tıklıyorum ki önceki seçimler kaldırılsın. Evet. Soldaki büyük çember ile alttaki yaya tıkladım. Bakın bu ve bu. Zaten renk olarak da daha açık mavi görünüyor. Evet. Okeyledim. Sonra hala seçili oldukları için bir kere boşluğa tıklıyorum. Sonra ilişki ekliyorum. Sağ üst yay, orta büyük çember. Siz de teğetsiniz diyorum. Boşluğa tıklıyorum. İlişki ekle. Sağ alt yay, orta büyük çember. Bir dakika. Tamam. Olabilir diyorum arkadaşlar. Ctrl Z ile, pardon, bir kaydırma yaptık. Evet, burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sadece bu kalmıştı arkadaşlar. İlişki ekle, bu ve bu. Siz de teğet olacaksınız dediğim zaman böyle yaptı. Tamam, biz de hoş gördük. Çünkü bir sonraki şuraya da teğet tanımladığımda o kendine gelecek sevgili arkadaşlar. Bakın bu ve bu da teğet olacak dedim. Yine hoş gördük. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, bakarsanız böyle bir durum olmuştu. Şimdi bu şu kısmının biraz alan dışına çıktı ama büyük ihtimal yarı çapları atadığım zaman gidereceğimi düşünüyorum. Bakalım giderecek miyim? Giderebilecek miyim? 180'miş arkadaşlar bunun çapı. Burada bir problem oluştu. Bunu tekrar incelemek istiyorum. Şimdilik bu kenarı sileceğim arkadaşlar.
Bir dursun bunlar. Burada nasıl özellikler var? Şunlardan vazgeçeyim. Çünkü bu ikisi bana sıkıntı veriyor olabilir. Ctrl Z. Evet, bu kenarı tekrar çizmek istiyorum arkadaşlar. Tekrar 3 nokta ile yaya tıklıyorum şuradan. Çizdim. Sonra diyorum ki ilişki ekle. Bu yay ile şu büyük teğet olsun diyorum. Sonra boşa tıklıyorum. Orada ikinci bir ilişkiyi kendi otomatik yaptığı için hata verdi arkadaşlar. Şu anda hatamız düzeliyor. Evet, diğer şeklimizi de hazırlamış olduk. Burada nasıl bir şekil arkadaşlar? Bunu isterseniz katıya çevirebiliriz. Ve burada katıya çevirirken tabii bize direkt katıya çevirmeyecek. Çünkü soracak. Kimleri çevirmek istiyorsun diyecek. Bakın ben de seçeceğim. Burayı da çevireceğim. Burayı da çevireceğim diyeceğim. Bu da böyle bir anahtar gibi bir makine parçası olacak sevgili arkadaşlar. Bakınız. Bu da böyle bir şöyle tıkladığım zaman isterseniz bunun et kalınlığını da biraz artırırsam 4'müş 14 yaparsam daha net şöyle bir makina parçası elde etmiş olduk. Dikkat ederseniz bu da böyle bir şey oldu. Tabii burada mesela şimdi siz de aynısını yapmak istediniz. Belki kapıya çevirmek istediniz. Yapamadığınızı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar burada dikkat ederseniz kapalı pek çok alan var. Dolayısıyla bilgisayar bunları algılamakta zorluk çekiyor. Sizden tek tek seçmenizi isteyecek. Seçili kontürler dediği bölüme. Bakın üstüne geldiğinizde burayı seçeceksiniz. Diyelim ki burayı seçtiniz. Burayı seçtiniz. Burayı seçtiniz. Burayı seçtiniz. Ve böylece tek olsaydı mesela tek bir kapalı alan olsaydı direkt algılayacaktı. Çünkü alternatifi yoktu. Ama şimdi böyle sizin yardımınıza ihtiyacı oldu bilgisayarın sevgili arkadaşlar. Evet, bu örnekten de siliyorum. Ekranımı tertemiz yapıyorum. Ve evet sevgili arkadaşlar bir sonraki uygulamamız bu arkadaşlar. Bunu birlikte çizmeye çalışacağız ama yine sizden aynı şeyi talep ediyorum. Bunu bir çıktısını alarak çizim sırasında elinizde bulunmasına dikkat edin. Evet ben bunun print screen yapılıp çıktısının alındığını düşünerek çizim bölümüne geçiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bu da yine bir makine parçası. Burada tabi ekranda bir şeyler kalmış. Onları da bir tam temizleyeyim. Evet şu anda düzlemimi kendime çevirdim. Evet. Şimdi bir yuva çizeceğiz sevgili arkadaşlar. Ancak çizmeden önce yuva genişliğini belirtmek için evet yatay bir çizgi olduğunu söylüyorum. Uzunluğunun 70 milim olduğunu söylüyorum. Bunu aşağıya indiriyorum. Şimdi arkadaşlar şekle bakarsanız yuvanın bu seçeneklerden yukarıdan aşağı 3 nokta ile yay yani eğimli bir yay olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla buna tıklıyorum. Birinci tık başlangıç, ikinci tık bitiş. Ancak bunu çizmeden önce bir şey daha çizmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü yayın tam orta noktaya, yayın merkezinin tam orta noktaya gelmesini istiyorum. Dolayısıyla bu da benim için bir referans olsun. Hatta burada da bir ilişki ekleyeyim şu şekilde. Bunların birbirine dik olduğunu da tanımladım. Şimdi tekrar yay, başlangıç, bitiş. Evet, bakın tam artının
çizginin üstünden gittiğine dikkat ettikten sonra tıklıyorum sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi benden yine şeklin ortasında bir çember ya da yay olduğunu düşünün. Bunun da yarı çapını tanımlamam gerekiyor. Şekilde bakarsanız 100 vermişler arkadaşlar. Biz de 100 olarak tanımladık. Bakalım ne oldu. Evet, şu şekilde biraz bunu böyle kibar çizmeye çalışalım. Evet, yayımızın merkezi burası. Evet, şimdi aşağıda iki tane dairemiz var. Şu 70'i yukarı kaldırarak çizimimin daha sade görünmesini sağlayabilirim. İstiyorsanız bunu gizleyebilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi iki adet tam şu yayın merkezine, dikkat ederseniz şekilde de tam merkezine çizmişler. İki adet daire çiziyorum. Birincisinin 17,5 yarıçapı var. Okeyliyorum. İkincisinin çapı 60, yarıçapı 30. Tabii bunu ölçeklendirme yapmazsam yine serbest davranmaya kalkacak. Dolayısıyla arkadaşlar bunu ölçeklendirmem gerekiyor. Evet, yine aynı şekilde içtekini de ölçeklendirmem gerekiyor. Bunu da ölçeklendiriyorum. Bunu da böyle buraya atayım. Böyle şunu da böyle kenara ya da sol kenara koyayım. Şimdi arkadaşlar, ama biz biraz önce bir hata yapmışız aslında. Yuvamızın tekrar çizmem gerekiyor. Çünkü yuvamızın çift katlı olması gerekiyordu. Evet. Evet, böyle. Böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Buradan da akıllı ölçekle şu aranın yaklaşık olması gerekiyor. Evet, şimdi doğru oldu. Biraz önce onu yanlış çizmiştik ama üstüne çizerek düzeltmiş olduk. Okey diyorum. Şimdi arkadaşlar yan bağlantıları yapacağım ama yan bağlantılar için bir düz çizgi çizeceğim. Önce çizgi komutunu tıkladım. Diyorum ki bana teğet yakala. Evet, teğet yakalıyor şu anda. Bakın teğetten geliyorum ve bir yere tıklıyorum. Sonra ikinci çizime geçmeden diyorum ki bana teğet yayı kullanacağım diyorum ve teğet yayı da bu şekilde bağlantı yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra hemen bu yayın dış çemberle teğet olduğunu tanımlamam gerekiyor arkadaşlar. Evet, tanımladım. Daha sonra bu yayın yarıçapının 20 olacağını söylüyorum. Yapıyorum ya da söylüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun aynısını sağda çizmem gerekiyor. Gelin burada da şeyi kullanalım. Yani hani hem de komutları kullanmış olalım. Objeleri aynala. Bu ikisini aynalayarak kimin etrafında? Şu merkez çizgisinin etrafını aynalayarak çizimimi bu taraf içinde, sol taraf içinde gerçekleştirmiş oldum. Bunun dışında şöyle bakıyorum şekle. Aslında birkaç definition tanım daha var. İçeridekinin yarıçapının 8 olduğunu söylüyor. Dışarıdakiyle ilgili bir şey söylemiyor. Bir de arkadaşlar şu iki çizgi arası ne kadarlık bir açıya sahip onu da merak ediyorum. Yaklaşık 60 olmasını istiyorum demiş. Bakalım bunu da 60 yaparsak harika. Tam istediği şekilde çizmiş olduk. Şimdi tabii kargaşayı önlemek için şunları şöyle, evet, şu burada dursun, burada dursun.
çok çok uzaklarda da şey oluyor sevgili arkadaşlar. Hayal olsun. Bu da böyle dursun. Evet, çizimimizi tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Evet, bunu da kontrol A yapıp, evet şu okeyledikten sonra kontrol A ve delete'e basarak, evet sevgili arkadaşlar, son örneğimiz, size yine gösteriyorum bunu. Yine kopyalayın, print screen yaparak çıktısını alın ve çizim sırasında mutlaka elinizde olmasına dikkat edin ve ben şu anda elinizde bunun bir kağıtla çizili olduğunu düşünerek başlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bu bir kama diyelim, kamaya benziyor. Evet, bir dikdörtgenle başlayacağım. Evet, ortalı bir dikdörtgen olsun ama önce tabii ki çizim ekranımı bir düzenleyeyim. Şu şekilde. Evet. Çizdim ve bunun yüksekliğinin 22 olmasına dikkat ettim. Burasının da 10 olmasına dikkat ettim. Evet, buradan devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi buradan sağa doğru simetri açısını ya da simetri koşulunu sağlayabilmek için bu şekilde bir referans çizgisi çizip Escape'e bastım. Ve bu çizginin sadece düz olmasını, çünkü bu bana bir referans olacak bir çizgi arkadaşlar. Şimdi kamanın bir iç bükey bir de dış bükey bölümü var. Bunu en iyi ben üç noktalı yayla çizeceğimi düşünüyorum ama tabii ki bunu da deniyorum arkadaşlar. İşte bu kadar geldiğimi düşünün. Geldim. Sonra diyelim ki burası da benim bitiş noktam. Bunu da böyle yaptığımı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi ölçeğe baktığım zaman, arkadaşlar, otomatik yakaladan bana diyorum çeyrekleri göster. Buradan şu aşağıya doğru bir iniyorum. Evet, şu iki kenar arasındaki mesafenin şekli incelerseniz yaklaşık 60 olduğunu göreceksiniz. Evet, şimdi artık akıllı ölçeklendirme ile iç bükeyin yarıçapının 42, bunun ise 60 olduğunu görüyorum. Of. Evet, şöyle bir şey oldu şu anda. Bakıyorum arkadaşlar. Evet. Bunu bu şekilde sürükleme imkanı bana veriyor mu diye bakıyorum. Şimdi ne oldu burada? Evet, şöyle. Şöyle getirdim. Yine arkadaşlar, burada bu şekilde olmasına dikkat ettim diyelim. Bu objeleri aynala komutuyla, evet, merkez çizgisi etrafında aynalayarak bu nesnemin bu şekilde aynalayarak simetrisini oluşturdum arkadaşlar. Evet, şimdi şunların ucunu bir noktada birleştirip bunu da bunlara birleştirmek istiyorum. Şimdi şöyle yaklaştım. Buranın 42 olduğunu biliyorum. Bunun 60 olduğunu biliyorum. Ancak şöyle bir problemim var. Tekrar bir yardımcı çizgi komutuna tıklayarak bana çeyrekleri yakala diyorum. Bunlar çeyrek, evet, çeyrek.
Arkadaşlar, şu mesafenin evet 60 olması gerekiyor tasarıma göre. Evet, tasarıma göre 60 oldu. Burası 42, burası 60 oldu. Başka evet, bunun dışında bir farklılık. Burası 22. Kontrol ediyorum arkadaşlar. Burası 22, burası 42 yarıçapta oldu. Bunu aşağı ittirdiğim zaman direkt bu şekilde merkez çizgimi sabitleyerek biraz tombak olduğunu düşünüyorum ama gördüğünüz gibi de yani bir şöyle biraz daha böyle yaklaştırarak aslında gerçeğe daha uygun bir görüntü buradan ucundan kulağından tutarak yaptım bunu arkadaşlar. Bakın şöyle çekerek ya da uzatarak yaptım. Çünkü aslında şu kısmın ne kadar uzun olduğu konusunda bir bilgimiz yok. Yaklaşık yaptık. Şimdi sırada arkadaşlar kamamızın uç kısmını radyuslayarak bunun radyusu direkt geldi. 5 milim arkadaşlar. Evet, burayı da 5 milim yaptık. Aslında zor kısımları bitirmiş olduk. Sırada sadece bunun devamında ne kadar 30 milimlik bir şunu uzatırsam 30 milimetre ve buna 30 yaparsam 30 yaparsam sevgili arkadaşlar şimdi evet buraya bir adet daha dikdörtgen oluşturacağım. Onu nasıl oluşturabilirim daha kolay diye bakıyorum. Üç kenar, iki kenar, iki köşegen. Evet, şu şekilde iki köşegenle oluşturayım bence. Evet, şimdi arkadaşlar bazı ilişkiler atmam gerekiyor. Bununla bu simetri olsun istiyorum. Sonra bu mesafenin 25 olacağını zaten biliyorum ama yazdım. Buranın da 12 olmasını istiyorum. Evet. Bakıyorum. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda aslında şu mesafe içinde bize bir bilgi verseydi biz bunu ne kadar kalın ya da ince olduğunu bilmiyoruz ama şurada aslında belki bilgi var. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Çeyrekleri yakala diyeceğim. Burada çeyrek var mı? Var. Evet, burada var. Bunun evet orada bir bilgi var. 15 olmasını dikkat edeceğim arkadaşlar. 15. Bakalım 15 yazdığımda ne olacak? Evet. Evet, bu çeyreğin de 15 olduğunu yaptıktan sonra artık tasarımımızın o şekilde yani şu 15'i böyle katalım. Bunu da böyle koyalım. Evet sevgili arkadaşlar bu örneğimizi de tamamlamış olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar yeterli. Hoşça kalın. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle.